dini bilmiyor, İslam'ı bilmiyor. Bilmiyorlar. Bilmeyince taşlıyorlar. Bu ne yazık ki insanlık böyle. Peygamberlerini taşlamışlar. Peygamberleri sürmüşler. İnsanlık böyle. Kur'an ve sünneti söylüyorsan taşlanmaya hazır olacaksın. İman ettiysen taşlanmaya hazır olacaksın. Kınanmaya hazır olacaksın. Kur'an ve sünnete aykırıyorsan taşlanmaya hazır olacaksın. Bunun kaidesi bu çünkü. Taşlanmıyorsan münafıksın zaten. Seni kimse taşlamıyorsa, seni kimse bir şey söylemiyorsa o zaman sen münafıksın zaten. Sen herkesin kendine göre bir din anlatıyorsun ki kimse sana bir şey söylemiyor. Ama Kur'an'ın, sünneti, imamların içtihadını söylüyorsan işine gelmeyenler seni taşlayacaklar. Sonuçta Seyyid Nesimi'nin derisini yüzmeye kalktılar. Yüzemediler, kılıcı vurdular, kesmedi. Mübarek de aldı, kendi derisini kendisi kesti. Kendi kendisini yüzdü, yürüdü. Nesimiyem, yüzerim derimi, yürürüm meydana meydana dedi, yürüdü. Enel Hak dedi, taşladılar. Taşlayaraktan şehit ettiler. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Müslümanlar, Müslümanım diyenler şehit etti. Yanında yavrularına varıncaya kadar kılıçtan geçiren Müslümanım diyenlerdi. Sen adalet için yürüyorsan, hak için yürüyorsan Yezidiler seni taşlayacaktır. Sen hak için yürüyorsan Yezidiler sana kılıç çekecektir. Sen hak diyorsan hakperest olmayanlar seni taşlayacaktır. Bunlar normal şeyler. Bunları beklemediğimiz şeyler değil. Ama toplumun cehaletine bakınca, din bilmezliğine bakınca gerçekten üzülüyor insan. Allah bizi iyi etsin. O yüzden